Dilan Keser 2017 yılında gözaltına alınmıştı. Bir kısım sosyal medya platformu olan Facebook'taki haber paylaşımı sorulmuştu kendisine. 20 günü aşkın bir gözaltı süresinden sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı örgüt propagandası yapmak suçundan iddianame düzenlendi. Dosya Mersin 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mersin 9 Ağır Ceza Mahkemesi 5 paylaşımdan, 5 sosyal medya paylaşımından 2 yıl 4 ay 3 gün bir hapis cezasına hükmetti. O dönem Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'ne istinaf incelemesi için talepte bulunmuştuk, itirazlarımızı sunmuştuk. İstinaf Mahkemesi aynı yıl içerisinde istinaf itirazlarımızı reddedip hükmün kesinleşmesine yol açtı. Hükmün kesinleşmesini takiben 2019 yılının Haziran ayında hükmün infazı için yakalandı ve ters suç cezaevine götürüldü. 4 ay kadar bu hükmün infazını çekti. 2019 yılında 4 ay sonra yasal düzenleme 7188 sayılı yasa kapsamında bu suçun da içinde olduğu bir kısım suçlardan temiz yolu açıldı. Temiz hakkı kapsamında başvuru yaptık. Hem infazının durdurduk. Bu sayede tahliye oldu. Hem de temiz sebeplerimizi sunup İstinaf Mahkemesi'nin onama kararına ve aynı zamanda İrem Mahkeme kararına itirazlarımızı Yargıtay'a taşımış olduk o dönem. 2019'da yaptığımız temiz başvurusu 22.02.2024 tarihinde Yargıtay'ca Yerel Mahkeme kararının yani cezanın onaylanmasını takiben kesinleşti. Bu kapsamda eksik kalan hükmün infazı için dün itibariyle Tarsus cezaevine geri götürüldü. Şey doğru, 3 yılın altındaki cezalar ki Diren'in cezası 2 yıl 4 ay, infaz savcılık aracılığıyla bir davet, yani infazın gerçekleşebilmesi için bir davet gönderip 10 günlük süre içerisinde infazın gerçekleşebilmesi açısından hazırlıklarını tamamlayıp savcılığa başvuru yapmasının hakkını, yolunu açması gerekiyor. Bunu bir davetle yapıyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Dosya 22'sinde gelmiş şeye, Mersin'e. 3 yılın altında bir ceza, davet edilmesi gerekirken böyle bir şey yapılmamış. Şöyle bir, yani direnme meselesiyle ilgili şöyle bir yorum, hem işte muhalif bir gazeteci olması meselesi, seçimlerden önce ülkenin siyasi arenasını da beraber değerlendirdiğimizde davet edildiğinde çok rahat gidebilecekken işte bir gazetecinin gözaltına alınması, kısıtlı bilgilerle bunun servis edilmiş olması meselesi, gazetecilik faaliyeti üzerinde yine basın emekçileri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanma durumu olarak düşünülmüş olabilir diye düşünüyoruz biz de. Paylaşımların en yakın tarihli olanı 5 adet paylaşım var. 4'ü 2014 yılı içerisinde yapılmış. Bir tanesi 2015'in ikinci ayında yapılmış paylaşımlar. Paylaşımların hiçbirinin içeriği kendisi tarafından düzenlenmiş ya da içeriği kendisi tarafından yazılmış paylaşımlar değil. Hepsi bir şey, haber kastıyla yapılan paylaşımlar. Ve yine bir kısmı da yine röportaj, yani kendi meslektaşlarının yaptığı çalışmaların bir kısmını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması durumu söz konusu. Bir örgüt propagandası meselesi TMK7-2 kapsamında bu paylaşımların tartışılması mümkün değil, hukuka uygun da değil. Bir gazeteci açısından bu meselenin, yani haber yapma yükümlülüğü bulunan birisi açısından bu tarz paylaşımların yine kendi meslektaşlarının yaptığı röportajları paylaşılmasının biz hukuka uygun bir tarafının olduğunu düşünmüyoruz. Basın özgürlüğüne, basın çalışanlarının özgür çalışma hakkını ortaya koymasına, halkın haber alma özgürlüğüne ve aynı zamanda yine düşünce ve ifade özgürlüğüne ağır bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Hukukla açıklanabilecek bir tarafının olduğunu da düşünmüyoruz. Yine propaganda suçu somut tehlike içeren suçlardır. Paylaşımların üzerinden 8 yıl, 10 yıl geçtikten sonra hükmün infazına geçilmesi, paylaşımların üzerinden 4 yıl, 5 yıl geçtikten sonra
herhangi bir somut tehlikeyi işaret etmeden propaganda suçunun oluştuğunu varsaymak, kabul etmek yine dediğimiz gibi düşünce ifade özgürlüğüne açık bir saldırıdır.